Hırsızlık ve gasp olaylarını biliyoruz nasıl yapıldığı. Bu tür olaylar avamın yani sıradan halkın işlediği suçlar. Bir de beyaz yakalıların, şirketlerin, güçlü insanların işledikleri suçlar var. Onlar da gasp ve hırsızlık yapıyorlar ama farklı bir şekilde. Genelde şöyle gasp yöntemleri vardır. Örneğin bir aile, kalabalık bir aile, sessiz sakin bir köye gider veya mahalleye gider. O mahalledeki zayıf insanları, yaşlı kadınları, dul kadınları, çaresiz aileleri işte kalabalıkla, aşiret gücüyle, suçla korkutarak mülklerini gasp ederler. Bunları biliyoruz, çok gördük. Yani şu anda Türkiye'de mülk gaspı çok yaygın, en çok işlenen budur. Diyelim ki 3 katlı bir apartman var, bir katını bir aile satın alır, kalabalık bir aile. İşte biz mafyayız, biz aşiretiz, biz işte çok güçlüyüz, biz adamı şöyle yaparız, böyle yaparız, kavga çıkartırlar, ölümle tehdit gibi. Adliyeye yansımayan, yansısa da pek bir şey olmayacak suçlarla korkutarak kaçırırlar ve mülkleri ele geçirirler. Bir de şirketlerin işlediği suçlar var. Örneğin iş yapan, para kazanan bir şirket daha çok büyümek ister, hisselerini satar. Hissedarlar gelir yönetime, yönetimde rol oynarlar, şirketi o kadar çok zor duruma sokarlar ki, şirket iş yapamaz duruma gelir ve hisselerini 3 kuruşa devreder. Bu bir tür postmodern gasp ve hırsızlık yöntemidir. Bugün birçok küçük işletmenin ve orta işletmenin, aile işletmesinin başına gelen budur. Bununla ilgili somut bir örnek vereyim. Aras Kargo. Aras Kargo Türkiye'nin en kötü firmalarından birisidir. Peki diğer firmalar iyi mi? Hayır, onlar da kötü. Laçka, işte sorumsuz, yalan söyleyen, böyle şirketler. Eve geldik derler, gelmezler. Böyle sorumsuz yöntemleri var. Ancak Aras Kargo biraz farklı. Aras Kargo Türkiye'deki ilk firmalardan birisi. Yani yerli bir firma. Yani adam çalışmış, çabalamış, büyütmüş, sonra kızına geçmiş herhalde. Yabancı bir ortak alıyor. Yabancı bir ortak ne yapıyor biliyor musunuz? İşleri o kadar çok batırıyor ki, o kadar çok berbat ediyor ki, Aras Kargo deyince herkes eyvah diyor. Aras Kargo'dan ağzı yanmayan insan çok az. Dediğim gibi diğer firmalar iyi mi? Hayır değil. Ancak Aras Kargo'da kimlik bilgilerini çalma, kişilerin yaptıkları çok satan ticari ürünleri kopyalama, personelin laçkalığı, keyfiliği, başıboşluğu zirve yapmış durumda. Elbette at sahibine göre kişiler. Neden böyle oluyor? Çünkü birileri bunlara izin veriyor. Neden? Aras Kargo'nun ismi çıksın, kötülesin diye. Neden böyle? Elbette şirketi ele geçirmek için.
En son Aras Kargo'nun kurucusu kayyuma başvurmuş. Ve yine okuduğuma göre Aras Kargo'nun birçok hissesi yabancı ortağa geçmiş. Alın size servet gaspı, marka gaspı, ismi lekeleme, postmodern hırsızlık ve gasp. Bu sebeple bu yöntemleri bilmeliyiz. Bizler şirketlerin oyuncağı olamayız. Tüketici olarak bazı haklarımız var. Herkes dürüstlük ilkesine uymak zorunda. Aras Kargo adrese gitmediği halde gittim diyerek yalan söylemesi çok meşhur. Yani bir anket yapsanız o kadar çok mağduru vardır ki. Ancak insanlar çaresizlikten yine gidiyorlar. Sizlere önerim PTT. PTT Kargo'yu kullanın. Kötünün iyisi. Diğer firmalara söylemeyeceğim. Diğer firmalar da pek iyi değil. Ancak en kötüsü Aras Kargo. Şirketlerimizin, çünkü hepsi birer ulusal hazinedir. Hepsi bir takım kişilerin çabalarıyla oluşmuştur. Bu şirketlerin iyi yönetilmesi, aile şirketinden çıkıp çağdaş yönetim kurulları oluşturması ve gerek tüketiciye gerekse şirkete saygılı eylemlerde bulunması, ticari aktivitelerde bulunması elzemdir. Böyle büyük şirketler olur, ulusumuz, toplumumuz bu şekilde kalkınır. Yani burada dileğimiz Almanya'daki nasıl 100-200 yıllık demir-çelik işletmeleri, 150 yıllık araba firmaları varsa, Opel'i, Mercedes'i, BMW'si varsa bizim de olmalı. Ancak bizler tüketici olarak bu saygısız firmalara tüketmeyerek, hizmetlerini satın almayarak gerekli dersleri vermeliyiz. Kötünün iyisi PTT Kargo'dur, unutmayın. Bir tüketici olarak ben de gözlemlerimi söyledim. Birçok insan da bunu deneyimlemiştir. Peki, bu firmalardan nasıl korunacağız? Öncelikle şunu söyleyeyim, burada savcının yetkisi ve görevi yok. Dolandırıcılık suçu değil. Ayıplı hizmet veriyor. Ayıplı hizmet verdiği için yetkili ve görevli merci, tüketici sorunları hakem heyeti. Genelde kaymakamlıklarda bulunur, buralara başvurun. Çünkü buradaki şikayet konusu, anlaşmazlık konusu küçük bir miktar, 30 lira, 50 lira, 100 lira gibi. Vatandaş uğraşmıyor, ilgilenmiyor çünkü zamanı değerli. Bunlar da istediği gibi at koşturuyor. Ancak başta Aras Kargo ve diğer firmalar ayıplı hizmet verdiklerinde bolca veriyorlar. Sözleşmeyi iptal edebilir, paranızı almak için tüketici sorunları hakem heyetine başvurabilirsiniz. Eğer oradan istediğiniz sonucu almazsanız tüketici mahkemesine başvurun. Hakkınızı aradığınızda birçok insan bu yola başvurduğunda bu firmalar düzgün hizmet vermeyi öğrenirler.